Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle bugün ikinci defa tekrar beraberiz. Günde bir doz Bilal Feyza veriyorduk ama artık iki doz Bilal Feyza. Bir gündüz bir de akşam gece yatmadan önce. Gündem yoğun, gündem hareketli. Bilal Feyza sizin için dünyada ne kadar ilginç konular, haberler var. Türkiye ile ilgili ne kadar haberler var. Hepsini bulup buluşturup burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. O zaman ne diyoruz? Bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak İtalya ile başlıyorum. İtalya Avrupa Birliği'ne çok çok ilginç bir öneri verdi. Ne mi? Avrupa Birliği'ne üye olamayan ülkelerin içinde Avrupa Birliği'ne üye olabilecek, bireysel üye olabilecek vatandaşlar varsa bunlara vatandaşlık verelim. Bunlara AB üyeliği verelim. Bak, bak, kime? Neye verecek devlet? Yok. Devlet değil. Burada İtalyan milletvekili esasen Türkiye atışta bulunuyor. Nasıl? Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almıyoruz çünkü Türkiye Müslüman bir ülke bizi yer yutar. Ama Türkiye'nin içinde çok fazla kalifiye eleman var. Türkiye'nin içinde nitelikli kalifiye elemanlar çok fazla. E bunlar bizim işimize yarar. Bizde kalifiye eleman açığı yüksek seviyede. Onun için ne yapalım? Avrupa Birliği'ne entegre olabilecek vatandaşları bireysel üyelik ve AB pasaportu verelim diyor İtalyan milletvekili Bak sen şu kıvrak İtalyanlara bak. Ulan. Avrupa'nın nitelikli eleman ihtiyacını bedavaya getirip Türkiye'den karşılama niyetinde. Çünkü Türkiye'de eğitim alıyorlar yetişen insanlar. Üniversiteyi de bitiriyorlar bir çoğunluğu. Avrupa'da para harcamadan, üniversite okutmadan, burs vermeden zaten bedava Türkiye'de okumuşlar. Türk devleti bunlara burs vermiş, üniversiteyi bitirmiş falan. Onları kapalım. Gelsinler bize. Ulan ulan. Yani bizi düşündüklerinden değil Avrupa Birliği kendi menfaatleri gereği bedavaya Türkiye'den kalifiye eleman kopartma derdinde. New York artık bir Türk polise emanet. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz İdris Güven. Amerikan Polis Teşkilatı'nda 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükseltildi. Bu ilk defa. Amerika'da bu rütbeye getirilen Türkiye'de doğan ilk Türk kökenli polis oldu. Daha önce de Türk kökenli polisler vardı ama Türkiye'de doğan bir polis Amerika'da böyle emniyet müdürü olmamıştı. Şimdi böyle. Hani içten içten kaleyi içten fethediyoruz. diyoruz. Şaka bir yana sevgi dostlar hayırlı uğurlu olsun New York İtris müdürme emanet devam. İsrail eski genelkurmay başkanı yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı kaybettik. Onun için derhal Netanyahu hükümetinden kurtulmamız lazım. Netanyahu'dan kurtulmamız lazım. Babında bir açıklama. Gazze'nin hali hazırda yarısı İsrail tarafından işgal altına ama İsrail de kendi içinde büyük bir karmaşa yaşanıyor. İsrail kendi içinde siyasi krizler yaşıyor. Olay şu ki sevgili dostlar Amerika İsrail ve İsrail kökenli şirketlerden koparabildiği kadar parayı koparacak. Ardından Amerika kendisini aklamak için bir suçlu. A kim var? Netanyahu var. Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılattıracak mı? Olur mu? Olmaz mı? Ama velakin İsrail'de işler iyiden iyiye iç işler daha da çok karışıyor. Karışın, yiyin birbirinizi. Devam. Ukrayna Rusya Karadeniz filosunu adeta yerle bir ediyor. Ukrayna akşam yeniden yeni bir Rus savaş gemisini vurup yok etti, imha etti. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Önceki hali, aşağıda da sonraki hali var. Tabi sonraki halinden hiçbir şey kalmamış geriye. Teneke parçası kalık. İşin güzel tarafı Rusya'nın Karadeniz filosu güm 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 azalıyor. Yerine yenilerini yapmak için Rusya'nın bayağı bir çaba sarf etmesi lazım. Rusya bu hengamede o işe çok fazla vakit harcayamıyor. Hani yok edilenler yerine yenisini yapacaklar ama vakit, zaman, kaynak lazım. Bu iş en çok bize yarıyor. Rusya'nın Karadeniz filosu Karadeniz'de tek tek batarken yanarken Türkiye Karadeniz'de Karadeniz bir Türk gölü. Hatırlayın Boğazlardan Moskov ayusu böyle geçiyordu. Omuzunda hava savunma füze sistemi ile beraber. Ulan. Bu haber bizi çok keyiflendirdi canım. Çok. İçelim bir çay. Daha çay sizde için. Azerbaycan Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi istenmeyen adam ilan etti. Derhal Azerbaycan'ı terk et 48 saat süre verdi. Oh, oh, ne kadar güzel. Helal olsun can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev, beygirsiz Napolyon Makaron'un anladığı dilden konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Azerbaycan'dan Fransa'ya dittir git mesajı. <laughs> Geçiyorum İran'a. İran basınında son dakika bir haber geldi sevgili dostlar. İran Cumhurbaşkanı reisi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyor. Gel bakalım reisi. Gel bakalım. Hatırlayın daha önce bu ziyaret yapılacaktı ama İran tarafı apar topar ziyareti iptal etmişti. Çünkü Suriye'de Türkiye'nin attığı hamleler, Irak'ta Türkiye'nin attığı hamleler İran'ı çok rahatsız ediyor. Ve tabii ki Zengezur, Azerbaycan. Şimdi İran tarafı dolandı, fırlandı, kıvrandı ve rotayı Türkiye'ye çevirdi. Ocak ayının ilk haftası İran Başkanı Türkiye'de Erdoğan'ın karşısına geliyor. Gel bakalım reisi neyin var neyin yok görelim. Türkiye İran arasında yüksek düzeyli işbirliği zirvesi de yapılacak. Bu zirveyle beraber Suriye'deki, İran kuzeyindeki, Zengezur noktasındaki Azerbaycan ve diğer diğer birçok alanda konuşmalar, görüşmeler ve net durumlar ortaya çıkacak. İran tarafına Türkiye tarafı net mesajları verecektir. Zaten zaten veriyoruz. Bu defa yüz yüze. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İran Başkanı'nın yüzüne karşı tak 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 hepsini sıralayacak. Bakalım ne olacak ne bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Kaan ilk uçuşunun yarın yapılmayacağı ertelendiği iddia ediliyor. Yarın 27 Aralık'ta Milli Muharip Uçağımız MMO Kaan Savaş Jeti'nin ilk uçuşu gerçekleştirilecekti. Bu söylentileri vardı ama şimdi ertelendiği söyleniyor. Bir bakmışsınız ki sürpriz olur yarın uçar. Ama birkaç hafta birkaç ayda ertelenebilir sıkıntı yok. Geç olsun güç olmasın mühendislerimiz teknisyenlerimiz sabah akşam hatta ki aylarca evlerine gitmeden bu konuda çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ama birilerinde bayram havası oluştu. Kim? <laughs> Yermetek Zirtaki anladınız. Yunan basınında adeta bir bayram havası var. Türkler savaş yetlerini kanlarını uçuramadı. Türkler fiyasko yaşıyor. Türkler, Türkler. Ponçik Günan diyor ki Türkler yapamadı, Kaan Savaş yetini uçuramadı, hen düşmedi, uçmadı. uçmadı. <laughs> La oğlum biz sizi öyle bir uçuracağız ki gerinmek istemeyeceksiniz. Etekleri zıhı tut. Öyle böyle değil. Uçacaksın dedik. MIT uçurmaya devam ediyor. Dün Suriye'de öyle operasyonlar yaptık ki birçok noktada, ilden fazla noktada MIT sihaları nokta atışıyla bam 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 Yeri göğü aydınlattı ve Amerikan üssünden bu görüntülerin çekildiği iddia ediliyor arkada videoyu görüyorsunuz bir şeyler uçuyor böyle döne 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 uçuyor Suriye'nin kuzeyinde Tel Abyad yakınlarındaki Amerikan üssünün etrafında depesinde dönen bir kartal mitimizin anka siyası acaba neyi uçursam neyi yapsam nereye çaksam diye mi bakıyor ve hatta yerdeki Johnny'lerin şunu diyor Zıgıysa vur. Zıgıysa düşür. Hani daha önce Amerikan jetleri Türk siyasını vurmadı mı? Vurdu. Yine vur diyor. Vur. Vur. Vur ulan. Vurmazsan adam değilsin. Zaten adam değilsin de. Ama mitimizin ankası böyle salına salına uçarak kimi mitecek acaba? Mitecek. İran kuzeyinde dev harekat öncesi böyle havadan temizlikler serisi devam ediyor. Dev kara harekatı inşallah ama inşallah hem Suriye hem İran kuzeyinde aynı eksende aynı anda müşterek olarak başlayacak mı? Başlayacaktır inşallah. Onun ayak sesleridir inşallah. 2024 taktik baktik yok değil. Taktik baktik var ama yine bam 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 devam. Ve şu haberi de vermesem çatlarım. Onun için veriyorum. Volvo olsa beğenirdiniz denecek haber. Türkiye'nin yerli milli arabası TOG'a arkadan çarpan Mercedes hurdaya çıktı. E? <laughs> Aha da görüyorsunuz. La Almanlar Mercedes'leri yoksa Çinlere mi yaptırmaya başladınız? Bu ne hal ya? Tok. maşallah olduğu gibi duruyor ama Mercedes adeta hurdaya çıkmış. Böylece yıllarca tofaşlarımızı hurdaya çeviren Mercedes'ten intikam alınmış oldu. Helal olsun TOG'a, helal olsun mühendislerimize, helal olsun Türkiye için çalışan herkese. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız doğru bildiğimiz yolda. Koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef. Hızır Elma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.